Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Nisan'da Türkiye saatine göre akşam 21:55'te 26 derece Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Hava elementinin öncü niteliklerini taşıyan Terazi Dolunayı günlük hayatımız, özel hayatımız ve özellikle toplumsal alanlarda ilişki dinamiklerimize dikkat çeken, buralarda bazı dönüşümleri, farkındalıkları tetikleyebilecek özel bir süreci işaret ediyor. 16 Nisan ve yakınları 13 Nisan ve 20 Nisan aralığı özellikle Dolunay tesirlerini çok daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. An haritasına baktığımızda Akrep Burcu yükseliyor. Yönetici gezegen Terazi, Venüs burada Balık Burcu'nda. Balık Burcu'nda zaten Neptün ve Jüpiter kavuşumu söz konusu. Güçlü bir balık vurgusu etkisi var gökyüzünde. Yükselen Burcu'nun yöneticisi Mars, o da Balık Burcu'nda. Demek ki ilişkilerde biraz daha böyle anlayış geliştirmemiz, empati geliştirmemiz, sevgi, şefkat akışının, romantizmin öne çıkması, biraz daha sevginin ilahi yönü, daha manevi yönü gündeme gelebilir. Hani sorunlu ilişkilerin, anlaşmazlıkların çözümlenmesi için bağışlama, affetme, kabullenişe geçme gibi temalar böyle bir yoğun balık etkisinde gündeme gelebilir. An haritasında Dolunay 11. evde. Burası bizim beklentilerimiz, işte umutlarımız, hayallerimiz, dileklerimiz, projelerimizdir, sosyal hayatımızdır. İlişkiler biraz daha belki toplumsal ilişkiler, grup ilişkileri, organizasyon, ekip çalışmaları, aynı ideali paylaştığımız kişilerle kurduğumuz ilişkilerdir. Buralarda bir tamamlanma enerjisi var, bir farkındalık söz konusu. Toplumsal alanlarda, insanlığa dair, evrensel konularda, daha hümanist konularda beklentiler olabilir. Eşitlik, hak, hukuk, adalet, sosyal vicdan gibi temalar da terazi konusudur. Dolunaylar aslında gizli olan konuları aydınlatır. Belirsiz konular netleşir. Daha önce yapılmış girişimlerin sonuçları alınır. Burada içinde bulunduğumuz ilişkilerle ilgili gerçekleri görmemiz, bazı beklentilerimizin artık sonuç vermesi, kararsızlıkların netleşmesi de mümkün. Evlilik kararları olabilir terazi dolunayında. Ayrılık kararları da olabilir. Çünkü Plüton'un da güçlü bir etkisi var bu dolunaya. Yani yolunda gitmeyen ilişkilerimiz varsa artık bizim için zarar getiren, belki bizi zorlayan ilişkilerimiz varsa bunları dönüştürebiliriz. Bu da bize bir şifa getirecektir sonuçta. Ya da süre gelen ilişkilerimizdeki sorunları keşfedip o ilişkimizdeki sorunları çözebiliriz. İlişkimizi daha iyi hale getirebiliriz. İşbirlikleri, ortaklıklar, paylaşımlar öne çıkabilir. Yakın arkadaşlıklar, her türlü ikili ilişkimizi aslında sorgulayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yasal ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, kişilerle, kurumlarla yaptığımız bu ilişkileri de gözden geçirebiliriz veya bunları dönüştürebiliriz. Yükselendeki akrep krizlerle alakalıdır. Aynı zamanda ilişkilerde paylaştığımız kaynaklarla da alakalıdır. Tutkuludur Akrep Burcu. Cinsellikle de ilgili konuları anlatır. Yani ilişkilerimizde bunlarla ilgili temaları da belki dönüştüreceğiz bu dönemde. Ya da bazı önemli farkındalıklar içerisinde olacağız. Hisseli paralar, finansal borç alacak dengeleri ya da evlilikler, ayrılıklarla bağlantılı olarak mesela parasal paylaşımlar, nafaka gibi, tazminat gibi konular, miras gibi konular. Bunları da her türlü ilişkide ve yasal kapsamda alabiliriz gündemimize. Terazi yasalarla da ilgilidir. Mahkemelerle, davalarla ilgilidir. Ve bu terazi dolunayı yasal konularda, hak arayışlarında sonuç almamızı sağlayabilir. Özellikle balık burcundaki bu güçlü şifa enerjisi bizi hak edişlerimizle de karşılaştırabilir. Hukuksal konularda sonuç almamız, bazı haksızlıklara çözüm bulmamız, anlaşmazlıkları çözümlememiz mümkün olabilir. Terazi sanatı da yönetir. Güzellik, estetik, günlük hayatımızın konforu, bizi mutlu eden kavramlar, uyum, denge, bunlar hep terazi ile alakalıdır. Ve Venüs balık burcunda ilerlerken Jüpiter'e ve Neptün'e doğru da hareketini sürdürüyor. Çünkü bunu özellikle ayın ikinci yarısında 20 Nisan'dan itibaren daha güçlü hissedebiliriz. Bu dönemde yaratıcılığımız da artıyor. Venüs balık burcunda yücelir ve çok güçlüdür. Yönetici gezegenimiz ve burada bize güzellik, estetik, sanat, ilham, romantizm konularında sevgi paylaşımları, şefkat, anlayış, bağışlama gibi konularda da çok güçlü etkiler veriyor. Hayatımızı güzelleştirme,
Mesela yani kişisel bakımımız, estetikle ilgili bazı kararlar verebiliriz. Buralarda sanatla ilgili çalışmalar yapanları da çok destekleyebilir. Çok dikkat çekici sanatsal çalışmalar, yaratıcı çalışmalar gündeme olabilir. Sanat ve sanatçıların da dikkat çekebileceği bir dönemdeyiz. Terazi dolunayıyla beraber. Kişisel olarak baktığımızda herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Öncü burçlarımız özellikle çok güçlü etkiler alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarımız ve bu burçların 26 derece ve yakınlarında Güneş burcu, Yükselen burcu, kişisel gezegenleri olanlar Terazi dolunayından çok daha güçlü etkiler alabilirler. Hangi dereceler? Bunu 5, 4, 5 derece olarak alırsak, işte 21 derece ile 30 derece arasında öncü burçlarda bulunuyorsa gezegenleriniz, sizin için bu dolunay daha önemli olacaktır, daha güçlü etkiler verecektir. Dolunaydan sonra 18-19 Nisan'da Güneş Plüto karesi tam etkinleşiyor. Hayatımızda böyle çok güçlü dönüşümler, değişimler için daha kararlı olabileceğimiz bir süreç. Aslında Plüto bizim dışımızda irademiz dışında olan gelişmeleri de işaret eder. Toplumsal konularda olabilir bunlar. Biraz daha kadersel temalar olabilir. Bunlara uyum göstermek gerekiyor. Çok fazla direnç göstermemekte ve uyum göstermekte fayda var. Venüs'ün özellikle Uranüs'le güzel bir kombinasyonu var. Merkür Uranüs'le çok yakın. Boğa burcunda birleşmiş durumda. Kişisel yaratıcılığımızı çok destekliyor. Yani orijinal fikirler üretebilir. Maddi manevi her alanda pratik çözümler bulabiliriz bu gezegen kombinasyonlarıyla beraber. Parasal konular, kazançlar alanında da daha bereketli bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Ülkemizin 5. ev girişidir terazi. Ve Jüpiter'imiz bizim Akrep burcunda yükselen an haritasında da tam Akrep burcu Jüpiter'imizi etkiliyor. Balık burcundaki gezegen kombinasyonları yine haritamızın özellikle Türkiye haritasının 9. 10. evini çok etkiliyor. Ülkemiz için aslında bence verimli bir dolunay. Hem kaynaklarımızı iyi değerlendirme adına bazı şanslarımız var. Sanatla ilgili güzel başarılar olabilir. Dikkat çekici ve uluslararası alanda dikkat çekebilir. Dünya kamuoyunda özellikle yaratıcı çalışmalar, sanatsal faaliyetler, sinema, film, dizi sektörü gibi olabilir. Her türlü alanda daha dikkat çekici durumlar olabilir. Ülkemizin mesela madenler gibi sahip olduğu bazı değerlerini, kaynaklarını güçlü bir şekilde kendi faydamıza kullanabileceğimiz, değer kazanabileceğimiz dikkat çekici gelişmeler olabilir. Bunlarla ilgili bazı kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir yine uluslararası alanlarda. Balık burcundaki bu etkileşimler daha çok denizler, işte Akdeniz, Ege, Karadeniz, denizlerdeki kaynaklarımızla ilgili, doğal kaynaklarımızla da ilgili ülkemiz adına çok yapıcı, çok olumlu, şanslı bazı fırsatları da ortaya çıkarabilir, bunları çok destekleyebilir. Evet, kişisel olarak yükselen burçlarınıza göre acaba bu terazi dolunayı nasıl tesirler getirecek? Şimdi kısa kısa bunlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi dolunayı 7. evinizde. İlişkilerinizle ilgili bir aydınlanma var. Evliyseniz eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili dinamikler ön planda. Belki eşinizin işte hayatındaki kariyeri, amaçları olabilir. Onun şartları, genel sağlığıyla ilgili bazı etkiler var. Evlilik kararları verebilirsiniz. İş birlikleriyle, ortaklıklarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Veya süregelen ilişkilerinizde dönüşümler olabilir. Bu ilişkilerde sorunları keşfedip şifalayabilirsiniz. Daha iyi hale getirebilirsiniz. Veya artık bitmesi gereken ilişkilerde dönüşümler olabilir. Bu ilişkiler sizin kariyerinizi, toplumdaki statünüzü de önemli ölçüde etkileyebilir sevgili koçlar. Bir anlayış, bir farkındalık dönemindesiniz aslında. Biraz daha kabullenişe geçmeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz şartları bu süreç içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve Yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, terazi dolunayıyla beraber günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, çalışmalarınızla veya sağlığınızla ilgili alanlarda bazı farkındalıklar var. Bu bir iş konusunda
belirsizlikleri netleştirebilir. Beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizle ilgili önemli gündemler var. Belki bir asistanınız işten ayrılacak ya da istediğiniz bir yardımcıyı işe alacaksınız. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular var. Genel sağlığınızla ilgili iyileştirmeler olabilir. Bunlar belki estetik, güzellik, kişisel bakımla ilgili konular da olabilir. Güçlü etkiler altındasınız. Yardımları, şifaları, ilham akışlarını hayatınızı iyileştirmek ve güzelleştirmek adına, konforunuzun artmasına yönelik de olabilir. Bunları daha güçlü bir şekilde elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi dolunayı aşk hayatınız ve romantik konularda güçlü etkiler veriyor. Aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz daha romantik bir hale gelebilir. Belki evlisiniz, eşinizle artık çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Buna karar verebilirsiniz. Çocuklarınız var, çocuklarla ilgili bazı etkiler var. Çocuklarınızın geleceği, onların evlilikleri, onların eğitimleri, bunlarla ilgili temalarda da bu dolunay size önemli farkındalıklar getirebilir. İş ve parasal kazançlar bakımından da lehinize olabilecek bazı gelişmeler var. Sezgilerinizi iyi değerlendirmeye çalışın. Kariyer hayatınızda özellikle şu dönemde önemli özel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin için de çok önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 26 derecede yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için bireysel tesirleri daha güçlü. Ev ve yuva alanlarınızı etkileyebilir. Evlilik, ayrılık, yuva kurma, ev alma, satma, taşınma, aileyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular, özel hayatınızı şekillendirebilecek temalar var bu dolunayda. Bunlar şifa da getirebilir tabii, sorunlarınızı çözmek adına. Parasal anlamda sizi destekleyebilecek önemli kararlar da söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak gibi etkiler de olabilir. Çünkü aile ve yuva olunca biraz hani çocuklarla ilgili konularda sizi destekleyebilir bu dönemde. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi dolunayı 3. evinizde yakın çevre ilişkilerinizi özellikle öne çıkarıyor. Burada kardeşlerle ilgili belirgin etkiler olabilir, gündemleriniz olabilir. Mesleki konularda iş gezileri, seyahatleri, bazı anlaşmalar, sözleşmeler devrede. Yani bunlar ya tamam diyebileceğiniz ya da devam diyebileceğiniz anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Eğitimle ilgili konularda belki bir eğitim tamamlayacaksınız, bir amacınıza ulaşacaksınız. Daha fazla seyahat edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve sevgili başaklar, terazi dolunayı parasal alanınızı etkiliyor. Maddi konularda bazı farkındalıklar var. Tabii ki bütçenizle ilgili bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili para kazanabileceğiniz iş ve çalışma imkanları olabilir. Kaynaklarınızı değerlendirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Örneğin yatırımlar söz konusu olabilir. Belki bir borcunuz var, bunu ödeme imkanı bulabilirsiniz. Genel olarak maddi durumunuzu şekillendirebilecek ve kaynaklarınızla ilgili bazı önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir dönem. Yeteneklerinizi değerlendirme, özgüveninizi bir şekilde güçlendirebileceğiniz, değer üretebileceğiniz fırsatlar da olabilir tabii ki. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, sizin dolunayınız tabii ki çok güçlü etkiler getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu tesirleri daha güçlü hissedebilirsiniz. Dönüşümler var Plüto etkisi nedeniyle. Ama çok yardımcı koşullar da var bu dolunayda. Aslında bir şeyleri böyle harcadın, emek harcadınız, beklediniz, bir sonuca ulaştınız. İşte bu konularda ilerlemek için ve hayatınızda gerekli olan o dönüşümleri yapabilmek için yardımlar da geliyor. Şifa da geliyor. Evlilik, ayrılık konularında gündemleriniz olabilir. Aile temalarında yine önemli gündemleriniz olabilir. Bunlar kariyerinizi, işinizi, mesleğinizi de etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili önemli ve güçlü etkiler altındasınız. Venüs'ün özellikle balık burcunda olması, günlük hayatınızda artık konforunuzun artması, işte zorlandığınız konularda yardımlar almanız, destekler almanız anlamına geliyor. İş hayatında da bu yardımlaşma temaları öne çıkabilir. Her şey biraz daha iyi ve kolay olabilir bu dönemde sizin için. Güzellik, estetik, kişisel bakım, sağlıkla ilgili işte iyileşmeler, tedaviler, tüm bunları bu dönemde terazi dolunayı etkisiyle hayatınızda hissedebilirsiniz ve başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Harcadığınız emeklerin, işte yaptığınız çalışmaların, yeteneklerinizi gösterdiğiniz alanlarda dikkat çekmesi, fark edilmeniz mümkün. Çünkü
burcunuzda parlayan bir dolunay var. Tabii ki bu dolunay sizi de parlatacak. Sevgili teraziler, başarılar da elde edebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi dolunayı 12. evinizde, bilinçaltınızın hareketlendiği, manevi yönünüzün güçlendiği bir dönem. Kendinizle de ilgili bilmediğiniz bir şeyleri keşfedebileceğiniz gibi hayatınızdaki gizli bir şeyler de ortaya çıkabilir. Şifa konuları, iyileşmeler var. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü tedaviler, terapiler bu dönemde sizin için çok faydalı olabilir. İş hayatınız ve mesleğinizle de ilgili alanlarda, özellikle işbirlikleri alanında da hızlı kararlar, yani çözümler bulabilirsiniz. Tıkanmış konular artık açılabilir. Bu alanlarda yardımlaşma temaları öne çıkıyor. İhtiyaç duyduğunuz alanlarda siz de bazı önemli destekler alabilirsiniz ama başkalarına da yardım ve destekler sunabilirsiniz. Biraz daha hani ruhsallığa, hayatın daha manevi yönlerine odaklanırsanız çok güçlü açılımlar, farkındalıklar elde edebilirsiniz. Sizin için gerekli olmayan bir şeyler var hayatınızda. Bunlar alışkanlıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Belki artık tamamlanması gereken bir ilişki olabilir. Zararlı alışkanlıklar olabilir. Bunları da bırakmak gerekiyor ve hayatınızdan çıkarmak gerekiyor, iyileşmek için, şifalanmak için sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi dolunayı 11. evinizde. Hedeflerinize, dileklerinize, umutlarınıza ulaşabileceğiniz bir dönem. Hayallerinize de kavuşabilirsiniz bu dolunayda. Çalıştığınız projeler sonuç veriyor. Maddi manevi ödüller, başarılar sizinle olabilir. İşbirliklerinden destek alabileceğiniz bir dönem. Yeni teklifler de gündemde tabii ki. Bazı grup çalışmaları, ait olduğunuz işte organizasyonlar, bunlar herhangi bir kulüp üyeliği olabilir, bir vakıf, dernek çalışması olabilir. Buralarda tamamlanmalar ve dönüşümler var. Aldığınız inisiyatiflerin sonuçları da olabilir tabii ki. Arkadaş ilişkilerinizle de ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz bu dolunayla beraber. Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, dolunay sizin için çok güçlü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse daha önemli etkiler var. Plüto zaten burcunuzda, dolunayla güçlü bir temasta. Bu dolunayla beraber kariyerinizde önemli dönüşümler olabilir. Meslek değişimleri, yer değişimleri, terfi, atama gibi yani olabilir. Sorumluluklar öne çıkıyor. Daha kararlı ve hırslı bir süreçtesiniz aslında. Hak edişlerle de karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aile büyükleri, ebeveynler, çalıştığınız ortamdaki otorite pozisyondaki kişiler, üstlerle ilişkiler, buralarda da bazı dönüşümler olabilir ve bunların sizin adınıza tabii ki kariyerinizi etkileyebilecek hızlı gelişmeleri de gündeme gelebilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, terazi dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Sizin için dost bir burçta olacak terazi dolunayı ve burada hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, beklentilerinizde bazı önemli farkındalıklar var. Ufkunuzun geliştiği bir dönem aslında. Daha idealist, daha vizyoner olabilirsiniz. Dolunay sonuçlanmalar da getiriyor. Ne gibi sonuçlanmalar? Örneğin hani yurt dışı bazı hedefleriniz var. Uluslararası konularda işleriniz var. Seyahat planlarınız var. Buralardaki düzenlemeler, neyse işte şu ana kadar yaptığınız bazı çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Hani bunlar olumlu da olabilir sizin adınıza. Belki bazı yol değişimleri, yön değişiklikleri de getirebilir. Hukuksal konularda bazı önemli gelişmeler olabilir. Mahkeme işleri, davalarda. Akademik alanlarda çalışıyorsanız veya akademik hedefleriniz varsa buralarda da yine önemli bazı dönüşümler olabilir. Medya, sosyal medya, internet, dijital alanlardaki bazı işlerinizi, projelerinizi de destekliyor bu dolunay. Özellikle parasal konularda da sizi rahatlatacak, böyle şifalandıracak önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, terazi dolunayı maddi konularda bazı aydınlanmalar getiriyor. Bu bir borçla ilgili, bir krediyle ilgili olabilir. Yardım temaları da var. Sezgileriniz güçleniyor. Hayata daha kabullenişle, daha böyle bir ilhamla bakacağınız süreçtesiniz. Bunun tabii ki size önemli getirileri olabilir. Maddi konularda yardımlar, destekler alabilirsiniz. Bir kredi alabilirsiniz örneğin, bir burs alabilirsiniz. İşte bir nafaka, miras sorununuz var. Bunlar çözümlenebilir. Bir borcu ödeyebilir, bir vergi sorununu yapılandırabilirsiniz örneğin. Şifalar var. Bu bir estetik için, güzellik için bir operasyon olabilir ya da bir sağlık sorununuzu şifalamak için yine bir operasyon söz konusu olabilir.
Eşinizle ilgili konular, eşiniz iş arıyor, yani eşiniz işe girebilir, eşiniz para kazanabilir, eşinizin kaynaklarından daha fazla destek alabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Tüm bunlar kısmetle etkiler, özellikle maddi durumunuzu rahatlatabilecek etkiler bu dolunayla beraber hayatınıza gelebilir. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.